Değerli izleyiciler merhabalar. Ben Yusuf Fidan. Bu videomda 58 günlük virüs pandemisi arası sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ilk toplantısında ve ilk sırada ve acilen görüşülen çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısı meselesini ele alacağım. Tasarının Meclis İçişleri Komisyonu'ndan geçişi sonrasında 2 Şubat 2020'de bir video çekmiştim zaten bu konuyla ilgili. Son gelişmeler üzerine konuyu daha geniş olarak ele almakta yarar görüyorum. Meclis uzun arayı vermeden önce Ocak sonunda bu teklif İçişleri Komisyonu'nda alelacele görüşülerek geçirilmişti ama meclis kuruluna henüz getirilememişti. Bu yasa neleri içeriyor ve acilen çıkartılmasındaki bu ısrar nedendir? Bu konuyu açmaya çalışacağım biraz. İyi seyirler. Bu süreç nasıl başladı? 2 Ocak 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan artık içerideki düzeni sadece kolluk gücüyle sağlayamayacağımız bir yere gelmiş durumdayız demişti. Bunu dedikten 20 gün sonra yeni bekçilik yasa teklifi AK Parti milletvekillerince meclis başkanlığına verildi. Ülkedeki düzen neden sadece kolluk gücüyle sağlanamaz bir duruma gelmiş? Neden yeni güçlere ihtiyaç duyulmuş? Bu hususlara bir açıklık getirilmedi. Bu konudaki niyetlerini tam bize anlatmadılar. Yeni bekçilik yasasının sakıncalı düzenlemelerini kendimce maddeler halinde ele almaya çalışacağım şimdi. Anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu'nun parti kolluğu ve paralel kolluk yaratma çabası olarak tanımladığı bu yasa teklifinin sakıncalı görülen maddelerini kısaca değerlendireceğim. Birincisi, yeni yasa ile yardımcı kolluk olan bekçiler istediği zaman sizleri durdurabilecek, kimliğinizi sorabilecek, araçlarınızı ve üzerinizi arayabilecekler artık. Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek amacıyla durdurma ve kimlik sorma gibi bu yetkilerin yasal sınırlarını polisin dahi tam bilemediği ya da pek de önemsemediği sıklıkla görüyoruz. Bu yetkileri bekçilerin daha da yersiz kullanabileceklerini henüz yasa çıkmadan yaşanan örneklerden hatırlıyoruz. Bunları sık sık görüyoruz. İkincisi, yeni yasa bekçiye durdurulan kişi üzerinde silah ve tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunup bulunmadığının tespiti için el ile dıştan kontrol yetkisi veriyor. Bu işlem kişinin üstünü aramaktır ve hakim kararı ya da gecikmesine sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılınmış merciğin yazılı emri olmadan bunun uygulanması anayasanın 20.2 maddesine aykırıdır. Üçüncüsü, polisin zor ve silah kullanma yetkisini düzenleyen Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun 16. maddesi en çok tartışılan, yetki sınırlarını oldukça muğlak belirleyen tartışmalı bir yasal düzenleme. Bu yetkinin olduğu gibi bekçilere de verilmesinin sıkıntılı sonuçlar doğuracağını düşünüyorum ve bunu yakında sık sık yaşayacağız gibi geliyor bana. Dördüncüsü, bu yasa ile bekçilere kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıklarının önlenmesi amacıyla önleyici tedbir alma yetkisi de veriliyor. Polisin görev yetkilerini düzenleyen az önce bahsettiğim Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nda bulunmayan yani polise verilmeyen bu yetki ve bu görev bekçilere doğrudan verilmektedir bu yasayla. Bekçiler bu görevi nasıl yerine getirecekler? Yani muhtemelen muhalif izlenimi veren tüm gösteri ve yürüyüşleri karışıklık veya kamu düzenini bozacak mahiyette olduğu tespitinde bulunacaklar ve derhal önleme çalışmasına girecekler, önleyici tedbirler alacaklar, böyle umuluyor. Amaçlananın da zaten bu olduğu tahmin edilebilir. Mevzuatımızda bu konular 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu ile düzenlenmiştir. Kanunun 3. maddesine göre herkes önceden izin almaksızın bu kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların sus saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme hakkına sahiptir. Yasa böyle söylüyor. Bu yasanın verdiği haklar fiili olarak zaten yıllardır kullanılamaz hale gelmişti. Bu defakto durumun korunması bu yasayla bekçilere görev olarak veriliyor. Bunu görüyoruz bu yasada. Yasa bekçilere bu sınırsız şekilde değil özel koşullarda veriyor diyenler olacaktır. Durum maalesef pek öyle değil. Türkiye'de yaşıyoruz ve olumsuzlukları öngörmek için her zaman çok fazla nedenimiz oluyor. Kolluk kuvvetlerinin çoğunlukla aslında olmayan yetkilerini varmış gibi kullanmaları ülkemizde oldukça yaygın bir uygulamadır. Kamu düzenini korumak adına yasalarımızda yer verilen istisnai ve koşullu yetkilerin süreklilik arz edecek şekilde kullanılmasına biz oldukça alıştık toplum olarak.
olarak. Hatırlayınız, yetkileri olmadığı halde bekçilerin daha düne kadar insanları durdurup kimlik sormaları ve bununla ilgili kısa süre önce mahkemelerde çeşitli davalar açılmıştı. İçişleri Bakanlığı kamuoyundaki bu tartışma üzerine bekçilerin bu yetkilerinin bulunduğunu açıklamıştı. Demek ki bakanlık doğruyu söylememiş. Eğer bekçilerin bu yetkileri olsaydı yeni yasaya bu konuda düzenleyici maddeler konulmasına gerek yoktu. Demek ki bekçilerin bu yetkileri yokmuş. Polislerin durdurma ve kimlik sorma yetkisini kullanabilmeleri için kanuna göre objektif, makul bir sebebin bulunması gerekiyor ve bu yetki kullanılırken süreklilik arz edecek, fiili durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapamıyorlar. Ancak tüm şehir ve ilçelerin giriş ve çıkışlarında oluşturulan sabit güvenlik noktalarında bu işlemler sürekli yapılıyor. Çarşıda ve sokakta bekçi ve polis sürekli ve makul sebep koşulu aranmaksızın durdurma ve kimlik sorma işlemlerini zaten yapıyorlar. Bu yüzden tartışmaların ve sert müdahalelerin yaşandığı da biliniyor ve bu kamuoyuna sık sık yansıyor. Bekçi alımları partizanlık uygulamalarına çok açık şekilde yasal düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. Bunu da biraz açmak istiyorum. Bekçilik yasa teklifi bekçi alımlarında temel kriterleri, sınavların şekli ve adayların eğitimleri gibi konuları tamamen yönetmeliklere bırakmış durumda. Yönetmelikler bakanlıklar yani siyasal iktidar tarafından çıkartıldığı için temel hukuk kriterlerine aykırı bir durumdur bu düzenlemeler. Normalde bunların kanunla belirlenmesi gerekirdi. Bugün uygulanan 2018 tarihli çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınav yönetmeliğine göre adayların ilkokul mezunu olmaları yeterli görülüyor. Şimdilerde lise mezunları tercih ediliyor ama istediğiniz zaman ilkokul mezunları da alınabilir. Sınavlar 3 aşama olarak düzenlenmiş. Yazılı, fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat. İlk aşama olan yazılı sınavdan ve ikinci aşama olan fiziki yeterlilik sınavından alınan puanların 100 üzerinden 25'i, sözlü mülakattan alınan puanın ise 100 üzerinden 50'si alınarak toplam 100 puan üzerinden bir değerlendirme yapılıyor ve adaylar buna göre yukarıdan aşağı sıralanıyor. Bu düzenlemeye göre yazılıda 50 ve fiziki yeterlik sınavında 60 alan yani bu tamam puanları alan referanslı adaylara mülakatta 100 tam puan verilerek sınavı geçmeleri sağlanabiliyor. Ancak bu iki sınavdan 100'er tam puan alan yani yazılı ve fiziki yeterlik sınavında 100 tam puan alan adaylara mülakatta düşük puan verilerek bunların bekçiliğe kabul edilmelerinin önlenmesi planlanmış gibi görünüyor. Objektif kriterlere göre değil, komisyonlara verilen listelerle adayların memuriyete alındıkları konusunda toplumda yaygın bir kanaatin bulunduğu bilinmektedir zaten. Bu yönetmeliğe göre bekçi adayının Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak özelliğinin de olması gerekiyormuş ne demekse. Bekçilerin eğitimleri ise illerde bulunan polis meslek yüksekokullarında 5 hafta süreyle veriliyor. Polislerin 2 yılda aldıkları eğitimleri bekçilerin bu kısacık sürede kavramaları ve hukuka uygun olarak bunları görevlerinde uygulamaları mümkün mü? Bu biraz kuşkulu bir konu şüphesiz. Bugün Emniyet Teşkilatı'nda 21.305 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapıyor 2020 başı itibariyle. Bunların yarıdan fazlası son 2 yılda alındı ve 10'ar binlik partiler halinde bu alımlar devam edecek. Ülkede kolluk sayısında bir yetersizlik mi var da bekçiler bu kadar çoğaltılıyor? Buna yakından bir bakalım. Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat Avrupa Birliği ülkelerindeki genel kolluk sayılarını inceleyen her sene bir rapor yayınlıyor. Bir yıl önceki bu rapora göre Avrupa Birliği ülkeleri genelinde 2019'dan itibaren 10 yıllık süre içerisinde genel kolluk yani polis ve jandarma sayısında yaklaşık 3.4 bir azalma görülmüş ve sonuç itibariyle 1.6 milyon kolluk varmış. Bu rapor Türkiye'yi de yansıtıyor. Buna göre Türkiye son 10 yılda yani 2018 sonu itibariyle yaklaşık %36 oranında genel kolluk sayısında bir artış var. Ülkemizde Aralık 2019 itibariyle 306 bini emniyet, 200 bini de jandarma teşkilatında olmak üzere yarım milyonu aşan güvenlik kuvveti kolluk görev yapıyor. Ülke nüfusuna oranladığımızda 100 bin kişiye ülkemizde 600 polis jandarma düşüyor. Avrupa Birliği ülkelerinde 100 bin kişiye düşen ortalama güvenlik sayısına baktığımız ise bu sayı 318. Yani Avrupa'da bizim ülkemizde olanın yarısı kadar güvenlik personeli var. Avrupa'da toplam 1.6 milyon, Türkiye'de ise 500 bini geçen güvenlik kuvveti sayıları dikkate alındığında 27 Avrupa ülkesinin toplamının 1/3'üne yakın güvenlik personelimiz var. Hiç de az sayılmaz değil mi?
Türkiye nüfusu 2007'de 70 milyon iken 13 yıl sonra %20 artışla 84 milyon oldu bugün. Polis sayısına baktığımızda ise 2007'de 187 bin olan mevcut bugüne geldiğimizde 306 bine çıktı. Yani nüfusumuz %20 artarken polis sayısı %60 arttı. Son 18 yılda personel sayısında benzer oransal bir artışta bir başka kurumda da görülüyor. O da Diyanet Kurumu. 2002'de 74 bin personel barındıran Diyanet bugün 145 bin personel çalıştırıyor. O da iki katına çıkarmış. Ülkede zaten yeterli sayıda polis ve jandarma teşkilatları varken daha az eğitimli gençlerden oluşan 3. bir silahlı kolluk kuvvetine neden ihtiyaç duyuldu acaba? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık içerideki düzeni sadece kolluk gücüyle sağlayamayacağımız bir yere gelmiş durumdayız açıklamasının bu konu ile bir bağlantısı olabilir mi acaba? Oldukça güçlendirilmiş polis ve jandarma teşkilatlarımız dururken ve gerekirse daha da artırılmaları mümkünken bunlara silah ve zor kullanma gücüne sahip daha az eğitimli yerel güçler yani bekçiler de ekleniyor. Buradaki asıl amacın kamu düzeni ve şahısların güvenliği değil, yakın geleceğini riskte gören iktidarın korunması ve kollanması olduğu yönünde toplumda yaygın bir kanaatin olduğu görülmektedir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız daha fazla kişilere ulaşması için şunları yapabilirsiniz. Aşağıdaki beğen butonunu tıklamayı ve videomu dostlarınızla paylaşmayı. Eğer henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.